Merhaba arkadaşlar, ben Sebahat Döyen. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kadim müzik enstrümanlarımızdan erbaneyi tanıyacağız ve mini bir erbane konseri dinleyeceğiz. Erbane, insanın eliyle yaptığı ilk enstrümandır. Derisinin kasnağa gerildiği, kasnağı, güneşi, halkaları, rüzgarı temsil eden bir dünyadır erbane. Erbane, binlerce yıldır İran, Irak ve Mezopotamya coğrafyasında kullanılan vurmalı bir çalgımızdır. Yaklaşık 15 bin yıl önce yapılmıştır. Süryani, Arabi, Kürdi, Ermeni ve Farisi kültürlerinde mevcuttur. Bu saza Araplar ve Farslar def demekte, Kürtler ise erbane, arbane ve arbani gibi isimler vermektedirler. Genel olarak halkın içinde kadınların yaydığı bir kültürdür. Gövdesi eğilmiş bir ağaçtan oluşturulan kasnaktan oluşmaktadır. Bu kasnak için genellikle gürgen ve ıhlamur ağacı kullanılır. Kasnağın içerisinde 33 adet kanca takılır ve bu kancaların her birine iç içe geçmiş 3'er adet metal halka zincir takılır. Bu zincir grubunda toplamda 99 metal halka bulunur. İşlenmiş oğlak derisi gerilerek kasnağın üzeri kaplanır ve erbane sazı son halini alır. Çalmadan önce deri ısıtılarak gerginleştirilir ve gür bir ses çıkarması sağlanır. Farslar ve Kürdi bölgelerinde zikir ibadetleri esnasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Hanendeler, erbaneler eşliğinde ilahilerle zikre katılmaktadırlar. Fars ve Kürt müziğinin vazgeçilmez sazıdır. Melodiyle değil, ritimle çalınır. Ritim, enstrümanıdır erbane. Yaşanmışlıkları, tarihi ve kültürü yansıtmaktadır. Yılda bir olan ay tutulmasında çaldığımız figür ritimleri, güneş tutulduğunda, ay tutulduğunda, bir genç vefat ettiğinde veya bir yaşlı vefat ettiğinde değişen ritimleri bulunmaktadır. Savaş zamanı, barış zamanı, düğün zamanları çalınan ritimleri farklıdır. İran, Irak ve Mezopotamya coğrafyasında özellikle de inanç kültürlerinin kendini ifade araçlarından biri olarak biliniyor erbane. Yüzyıllar boyunca büyücüler, şamanlar, abdallar, dervişler, çaldıkları deflerle zikir ve cem gibi merasimleri yönetmiş, düğün ve cenaze, şenlik ve yas, savaş, barış gibi insanlığın ortak durumlarını, duygularını ifade etmiş, korkulara, hastalıklara, çare bulmada erbanenin sesine başvurmuşlardır. Erbaneyi diğer vurmalı çalgılardan ayıran özelliği, vuruşların dıştan içe doğru olmasıdır. Bu da çalgıcı ile çalgının bütünleşmesini sağlıyor. İçselleştirme söz konusu. Erbane için ilaçtan daha etkili bir şekilde insan ruhunun derinliklerine ulaşılabildiği anlatılıyor. Bir kadın erbane çalıyorsa kutsaldır. O çaldığında sömürülen, öldürülen, ezilen, intihara zorlanan ve terk edilen, çaresiz bırakılan kadınların çığlığı olur. Sevgili arkadaşlar, tarihçesi ve görsellerim ile tarihin ilk enstrümanı erbaneyi tanıtmaya çalıştım. Sizleri fotoğraf ve videolarımla baş başa bırakarak iyi seyirler dilerim. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşçakalınız. Kanalıma abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Sevgilerimle Sebahat Döyen.
Biraz daha kulaklarınız ağrısın.